Herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar sizlerleyim. Ben Nergiz Akar. Bugün benim programlarım vardı arkadaşlar. Kısaca sizlere programımda bugün ne giydim, ne yaptım. Sonrasında ise yine sahnelerimde kullanmak ve giyinmek için. Ayrıca bir tanesinde yine günlük kullanabilmek için Seçil'den yaptığım alışverişimi, Portland'dan yaptığım birkaç tane tabak alışverişim olmuştu evim için. Onları göstereceğim. İlk önce üzerimde gördüğünüz kıyafeti giydim ben bugün. Böyle gayet hani nasıl denir? Gayet böyle mütevazi, gayet kapalı. İşte gördüğünüz gibi böyle çok fazla açık değil. Bu gömleğim aslında arkadaşlar şuradan bağlanıyor, onu söyleyeyim. Fakat hava o kadar sıcak ki biz artık sezonu açtık bugün. Çok sıcak vardı yani. Belki 30 dereceden daha da yüksek diyebilirim. Sonra bu elbisenin aslında bu içimdeki bir elbise. Ben bu elbisenin üzerine bunu giydim. Bu arada kuliste çekecektim arkadaşlar. Gider gitmez sahneye çıktım. Oradan indikten sonra tekrar koşturmaca geçti. Gene programım vardı. Bir türlü çekemedim. Yani hazırlıksız yakalandım. Bugün beklentimden daha erken sahneye aldılar. Bilmiyorum neden öyle oldu. O yüzden kuliste çekemedim. Ama hafta sonu çok yoğunum. Bu aralarda gene kaçamak yapıp sahne aralarında gezerken falan çekebilir miyim? Onları da bilmiyorum. Zaten çekebilirsem çekiyorum. Evet, kısacası burada gördüğünüz ne diyeceksiniz şimdi? Ben size bunları hemen buraya paketlerinden çıkarttım ki zor olmasın diye. Şimdi ben arkadaşlar yazlık ceket aldım kendime ve elbiseyi düşürdüm. Yazlık ceketi şöyle nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şöyle uzun tutamıyorum da hala kamerayı koyacak bir yer bulamadım. Böyle uzun baseni oturuyor. Bu normalde 280 liraymış fiyatı arkadaşlar. Bunun fiyatı inanın 80 liraya kadar düşmüş. Taksitle alırsanız da 85 lira. 80 liraya düşmüş fiyatı. Normalde Seçil'den aldığım bu şurada etiketini zaten gösterdim size. Evet, bakın etiketi burada. Normalde 279,90 olan Seçil'den aldığım bu ceket 80 liraya düşmüş. Gidin gidin bakın yani o kadar güzel şeyler var. Böyle çok güzel işte abi elbiseler falan da var. Kaçırmayın derim. Ve yine benim tarzımı, stilimi böyle sanki 80'leri yansıtan bir havasıyla ben ona saç uyarlayacağım. Böyle tepeden güzel bir topuz falan yapacağım. O da malum burada gördüğünüz yere düştü. Hemen onu göstereceğim size. Burada etiketi var. Ne kadar olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten ben bu elbiseyi giyeceğim. Giydiğim zaman bunu benim üzerimde görürsünüz. Şöyle nacizade ben size göstereyim. Buralarında pırıltısı olduğu için ben bu elbiseye topuz saç yapacağım. Onu söyleyeyim. Fiyatı da bunun gerçekten çok uygun. Çok 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 uygun. Hemen bakalım. Arkadaşlar bunu da 80 lira fiyatı. 230 liradan düşmüş. 230 liradan gerçekten bedava. Yani 160 liraya iki tane ürün almış oldum. Hem de benim gerçekten sahneye hitap edecek tarzda kıyafetlere hakikaten ihtiyacım oluyor. Mesela ben bugün böyle sade giyinmek istedim ama inanın ki sahnede çok gösterişsiz duruyor sade olunca. Bugün de biraz acelem vardı. Böyle pırıltılı bir şeyler falan takamadım. Hemen alelacele gördüğünüz gibi şu bilekliği taktım. Bu bilekliğin de ucunda ne ararsanız var. Kalp, ruj, ne bileyim, çanta, terlik, saat, her şey var. Gene detaylı olarak bir takarsam gösteririm. Bu bilekliğimi de daha önceki sahnelerimde zaten takmıştım. Bu arada yüzüklerim vardı ama ellerimi yıkadığım için onları çıkardım. O yüzden şimdi tekrardan takmayayım diyorum. Bu küpeleri de böyle daha sade, taşsız. Geçen sene almıştım. Boynumdaki zaten benim zincirlerim. Onları seviyorum. Onlar olmazsa olmaz. Saçlarım böyle biraz dağınık. Evet, katılıyorum. Çünkü rüzgara maruz kaldım fazla fazla. Yani aşırı derecede rüzgar vardı dışarıda bugün. Hava çok sıcaktı ama akşama doğru felaket esti ve saçlarım bayağı bir birbirine girmiş durumda. Kısacası arkadaşlar ben bu ürünleri aldım. Seçil indirimde. Almanızı tercih ederim. Ama ekol indirimde değil. Geçenlerde baktığımda bayağı bir fiyatları pahalıydı. Ama ben gene de çok dayanamayıp sevdiğim bir şeyler olduğunda alıyorum ama özellikle indirimleri takip ediyorum. Bir de Portland'a girdim. O da arkadaşlar çantamın içinde. Kutusundan çıkardım paketlerinden. Ben de bu tabaklardan 3 taneydi.
Ben iki tane daha alarak 5 tane yaptım arkadaşlar. Yani 6 da olmasın dedim. Bunlar da 8.90'dı. 6 liraya düşmüş. İndirim olmuş. Bir de 4 adet kase aldım arkadaşlar. Özellikle böyle düz renkleri, yani restoran işi gibi. Sade ve düz. Yani girintisi çıkıntısı olmayacak, deseni olmayacak, renkli olmayacak. Benim böyle bir takıntım var. Benim tabaklarım, çanaklarım böyle porselen olacaksa düz renk olacak, beyaz falan böyle ya da kırık beyaz, beş, onlar da olabilir. Ya da dediğim gibi cam olacak. Bunların da fiyatları çok uygundu. Bunların da tanesi 3.90'dı. Ben bu kaseleri aslında ihtiyacım yoktu ama dediğim gibi bir sade renk takıntım var. Dediğim gibi desenleri pek sevmiyorum. Bana biraz böyle ne bileyim ya, yani hoşuma gitmiyor kısacası. Fikirlerimi detaylı anlatmayayım şimdi. Beğenmiyorum açıkçası. Böyle sade şeyleri daha çok seviyorum. Peki makyaj olarak ne yaptım? Alelacele gördüğünüz bu yüzümdeki akmış olan makyajımı yaptım. Detaylı gösteremiyorum ama böyle solaryuma girmiş havası veriyor. Elimde bir tane bronzer var. Onu kullandım. Flormar'ın kırmızı rujunu kullandım. İşte gene her zaman bildiğiniz gibi transparan pudramı falan. İsterseniz onları da hemen ben size şuradan 2 dakikada göstereyim arkadaşlar. Evet, bahsettiğim bronzer buydu. Yani bildiğiniz solaryuma girmiş gibi bir hava veriyor açıkçası. Onu ben hemen uyguladım. Bayağı da bir hani sürdüm ama şu anda makyajım aktıysa gitmiş olabilir. Burada şöyle göstereyim size yakınlaşırsam. Burada gördüğünüz transparan pudram arkadaşlar, bu olmazsa olmaz. Mesela makyajım bugün çok fena aktı, özellikle şu burun kısımlarından. Benim burnum yağlı olduğu için hemen bunu uyguladım. Bu çok eski bir marka. Çok eski bir far paleti. Bunun içinde gördüğünüz, açabilirsem eğer. Şuradaki yeşil rengi uyguladım. Kaç senelik bir far bu ve inanılmaz pigmentasyonu var. Bunu bana annem vermişti. Hala da muhteşem. Hala da çok beğeniyorum. Saçlarım bu arada çok kabardı. Gerçekten kabardı. O yüzden bu görüntü, bilmiyorum yani, çok cadı gibi duruyorum. Burada pembe bir kabukim var. Hemen onunla böyle makyajımı sabitledim arkadaşlar. Sonra işte burada gördüğünüz, hatırlayamayacağım, silinmiş esansın bile bir dudak kalemi var. Bununla işte dudaklarımı çerçeve yapıyorum, öyle söyleyeyim. Makyajım aktı ama gene de idare eder. Burada yedekte gene Flormar'ın bir kapatıcısı var ama stick kapatıcı. Burada da gene Flormar'ın gördüğünüz gibi bu renkte bir allığı var. Makyajımı tazelersem kullanırım diye Flormar'ın bir eyeliner'ı var. Evet, bu şekilde. Videomu artık kapatmak istiyorum. Çok fazla tuttu. 10 dakikayı buldurmadan kapatmak istiyorum. Çok güzel bir açılış oldu. Herkes canlı canlı, heyecanlıydı. Çok güzel oynadılar, coştular. Benim de hoşuma gitti. Hani insanlar bana enerji verdi. Daha da bir enerji aldım. Deşarj oldum bildiğiniz. Bütün eksi elektriğim gitti, silindi gitti yani. Sonra da işte programlarım bittikten sonra alışverişlerimi yaptım. Evime geldim. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Dışarıda yiyecektim ama çok yoruldum. Evimde bir şeyler vardı. Evde yiyeceğim. Kısacası bu hafta sonu yoğunum. Gene programlarım olacak. Çekebilirsem video tabii ki de çekmek istiyorum. Sizlerle gene paylaşacağım. Öyleyse en yakın zamanda sizlerle görüşmek, buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.